Evet. Şu an itibariyle Sivas'a kadar, Erzincan'a kadar hızlı tren seferleri gerçekleşiyor. İnsan nüfusuna ve Ankara'ya bağlantısına baktığımızda mutlak surette Ankara-Samsun arasındaki hızlı tren mutlaka gerçekleştirilmeli. Sadece hızlı tren yolcu taşımacılığıyla değil, aynı zamanda Samsun limanının dünyaya açılması, Ankara'nın Karadeniz'e bağlantısı açısından Ereğli dışında Samsun'da da kullanabilmesi için bu demiryolu hattının Samsun'a Çorum üzerinden mutlaka ulaşması gerektiğini ifade ediyorum. Bu konuda arkadaşlarımızın taleplerini Ulaştırma Bakanlığı nezdinde de mutlaka gündeme getireceğiz. Ama yerelde dediğim gibi hem konut ihtiyacı noktasında hem de hastane noktasındaki bu talepler geçtiğimiz dönemlerde tarafımızca gündeme getirildi, Ankara'da dillendirildi. Buna sahip çıkan muhalefet milletvekillerine de buradan özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Tahtasız da bizim açıklamalarımızdan sonraki süreç içerisinde bu işin takipçisi oldu. Ülkenin çok önemli sorunlarının olduğunu paylaşmak istiyorum. En önemli sorun nedir diyecek olursanız, özellikle bir hukukçu olarak hepimizi derinden yaralayan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yasama, yürütme, yargı organları başta olmak kaydıyla tüzel kişilik ve gerçek kişilik olan herkesi bağlayacağı Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrasında açık olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar şu an itibariyle yargı eliyle uygulanmıyor. Yargı eliyle bir şekilde anayasal düzene darbe yapılıyor ve bu da iktidar tarafından geçiştiriliyor. İktidar yerel seçim öncesinde Türkiye'nin bu çok önemli sorununu örtbas etmek adına farklı gündemleri milletimizin huzuruna sürüyor ve sunmuş olduğu bu gündemlerle de Türkiye'yi meşgul ediyor. Bugün hangi ekranı açarsanız açın, Türkiye'nin bu can alıcı konusu artık geri planda kaldı. Bir darbe sadece silahla olmuyor. Anayasal düzene yapılan darbe girişimleri yıllarca bu iktidar 28 Şubat uygulamalarından kaynaklı olarak milletin meşru helal oylarıyla seçilmiş iktidara o günkü şartlarda vesayet kurumlarının yapmış olduğu müdahaleleri dağda, bayırda, ovada herkese anlatarak 22 yıldır iktidarda. Oysa mevcut anayasaya göre iktidara gelenlerin üstüne yemin ettikleri anayasayı uygulamamaları diye bir durum söz konusu olamaz. Üzülerek ifade ediyorum ki şu anda hem İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını uygulamayarak anayasal düzene bir nevi darbe girişiminde bulunmuştur. Bu konuyu her zaman gündeme getireceğiz ve asla unutturmayacağız. Bunu özellikle ifade edeyim. Çünkü bizim hepimizin tabi olduğu bir tek yapı var, o da mevcut anayasamız. 122 sefer değişikliğe uğramış 82 anayasası, 122 sefer. Ve bunun büyük bir çoğunluğu Sayın Erdoğan'ın iktidarı döneminde gerçekleşmiş. Yani buna artık darbe anayasası demekten öte Sayın Erdoğan'ın anayasası demek çok çok daha uygun olur. Hele hele 2010 ve 2017 yılında yapılan değişikliklerle devletin temeli noktasında yürütme, yasama ve yargı erklerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır bu anayasada. Şimdi bunun üzerine yemin ediyorsak bu kadar değişikliğe rağmen var olan anayasaya uygun hareket etmemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Ve bugün döviz kurlarındaki ve ekonomideki bu kötü gidişin tek sebebi varsa ülkeye güven duyulmaması arkadaşlar. Ülkenin adaletli yönetilmemesi, ülkenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesi içerisinde yönetilmemesi. Bu durumları göz önüne alarak özellikle yargıdaki kokuşmuşluğu da buradan bir sefer daha ifade etmek istiyoruz. İstanbul Cumhuriyet Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcısının Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na yapmış olduğu ihbar mektubunda içeriğinde çetelerden
vatandaşı dolandıran örgütlere kadar pek çoğunun parayla, nüfus kullanmak suretiyle bir kısım yargı kararlarına müdahale ettiği gerçeği ortaya çıkmıştı. Şimdi niçin gerçeği ortaya çıkmış diyorum? Çünkü bunlar sonucunda Hakimler Savcılar Kurulu yapmış olduğu soruşturmada ismi geçen bir kısım isimleri ya işte soruşturma açtı ya da görev yerlerini değiştirdi. Ve ihbarda bulunan Anadolu Başsavcısını da Yargıtay üyeliğiyle ödüllendirdi. Ama toplumun büyük bir kesimi 85 milyon buradaki iddiaların derinlenmesine incelenmesini istiyor. Yargı bu kadar kokmuşsa, iş şirazeden bu kadar çıkmışsa ve söylenen sözler üzülerek ifade ediyorum ki mızrağa sığmıyorsa artık burada bir an önce bu konuya bir neşter vurulması gerekiyor. Ve iktidar sahiplerinin bu yönlendirmeleri yaptığını, iktidarın içerisindeki siyasetçilerin yargıya müdahale ettiğine ilişkin çok somut burada veriler var. Bunların ortaya çıkartılmalı ve toplum bilgilendirilmeli. Bizim özellikle ifade edeceğimiz hususlar bunlar. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyoruz. Özellikle Çorum'dan sesleniyoruz. Medeniyetin beşiği bir vilayetten sesleniyoruz. Siz iktidara gelirken 3C ile mücadele edeceğiz diyerek gelmiştiniz. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Şimdi şöyle tek tek bir bakalım. Her alanda yasakları sonuna kadar uygular hale geldi. Uygulamış olduğunuz yasaklarla iktidar yandaşlarının yaptıklarının yargı kararlarıyla hiçbir şekilde cezalandırılmadığını ama iktidar muhalifi her ismin söylemiş olduğu fikir özgürlüğündeki sözlerle bile çok ağır bir şekilde cezalandırıldığı bir ortamı yaşıyoruz. Dolayısıyla yasaklarda 2002'den daha geriye gittiğimiz hepimizin malumu. Yoksulluk, açlık sınırı 2002'deki verilere ve 2024'teki verilere bir bakın. 16 milyon emeklinin tamamı açlık sınırının altında görünüyor. Birkaç istisna, Sayın Müsteşarım gibi genel müdür kadrosunda, hakim kadrosunda veyahut da albay rütbesinde, subay rütbesinde emekli olanların dışındaki kalan emeklilerimizin büyük bir çoğunluğu, 16 milyon emeklinin belki 14 milyonu açlık sınırının altında. Eğer yoklukla mücadele edecekseniz o gün bireysel olarak lokal bazda yoklukların olduğu ama bugün itibariyle toplumun büyük bir çoğunluğunun açlık sınırının altında olduğunu görüyoruz. Zenginleşen bir zümre yok mu? Alabildiğine zenginleşen bir zümre var. Ve çok acıdır. Bakın bunlar yine iktidarın gündem değiştirmesiyle ortaya koyduğu hususların başında geliyor. Bugün Sayın Erdoğan'ın damadı vergi rekortmeni. Vergi rekortmeni oluyor. Şimdi bu kardeşimizin elbette ki yapmış olduğu işler hepimizin övünç kaynağı. Ama biz o övünç kaynağını keşke Sayın Erdoğan'a damat olmadan önce yapmış olduğu işlerle anabilseydik. Bu vergi rekortmenliğini keşke daha önceki tarihler içerisinde beyan etmiş olsaydı da bununla hep birlikte gurur duymuş olsaydık. Bugün geldiğimiz noktada ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan'ın en yakınlarının vergi rekortmenleri sıralamasında başı çekmiş olması bile tek başına sorgulanması gereken hususların önüne geliyor. Çünkü baktığınız zaman bu ticaret kimlerle yapılıyor, nasıl yapılıyor detaylı bir şekilde gördüğünüz zaman çoğunda mutlaka ve mutlaka bir kamu otoritesiyle yapılan bir ticaret olduğunu görüyorsunuz. İçeride ve dışarıda hiç fark etmez. Dolayısıyla bu vergi rekortmenliğinin bile övünç olarak gösterilmiş olması ve bunun farklı televizyonlarda farklı bir şekilde takdim edilmiş olması bile ülkenin geldiği durumun ne kadar içler acısı bir durum olduğunu bize gösteriyor. Bir diğer husus, özellikle yolsuzluklarla alakalı değerli basın mensupları. Geçmiş dönemde münferit hadiselerle yola çıkarak belediyeler değişiyordu. 94'te İSKİ yolsuzluğu Ergun Göknel'in
bir gönül ilişkisinden kaynaklı olarak kamuoyuna paylaşıldı ve orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmişti. Bugün yolsuzluklar kolektif hale gelmiş durumda. Bireysel yolsuzlukları artık ifade etmiyoruz. Devletin hangi kurumuna giderseniz gidin bir rüşvet çarkının olduğunu hep birlikte görüyoruz. Sayın Erdoğan'ın yönettiği ülkede rüşvet artık kolektif hale gelmiş. Yolsuzluk artık kolektif hale gelmiş. Yasaklar artık vatandaşın çilesi haline gelmiş. Bunları görmemiz lazım. Asıl gündemimiz bizim bunlar. O nedenle yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşımızın çok daha uyanık olması gerektiğini ifade ediyorum. Geçtiğimiz 5 yılın bir muhasebesini yapıp ona göre Çorumlu vatandaşlarımızın sandığa gitmelerini, geçtiğimiz 5 yıl içerisinde yerel yönetimlerde kendini yönetenlerden memnun ise söyleyecek bir sözümüz yok. Ama ben her geldiğimde Çorum'da son 5 yılda taş üstüne taş konulmadığını ifade eden bir toplulukla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu seçimlerde mutlaka ve mutlaka iktidara bir ihtarda bulunulması gerekiyor. İktidara yerel seçimlerde bir sarı kart göstermek gibi bir yükümlülük içerisinde vatandaşımız. Aksi takdirde yaptığı her şeyi makul gören bir anlayışla karşı karşıyayız. O nedenle biz de Deva Partisi olarak Çorum Merkez dahil olmak üzere ilçelerimizde maksimum düzeyde adayla bu seçimlere girmeyi hedefliyoruz. Ve Çorum Merkez'de de en kısa süre içerisinde belediye başkan adayımızı açıklayacağız. Deva Partisi bağımsız bir vaziyette kendi ismi ve logosuyla seçimlere girecek. Yine büyük ilçelerimiz ve ilçe merkezlerimizin tamamında kendi adaylarımızı çıkartmayı hedefliyoruz. Bu noktada da önümüzdeki günlerde inşallah tekrar bir Çorum'a geleceğiz ve bu çalışmayı birlikte teşkilatımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de Deva Belediyeciliği Etik Kurallar Bildirgesi diye bir bildirge hazırladık. Ve bu bildirgeye uygun hareket eden arkadaşlarımızın adaylıklarını isteyeceğiz.